Dökelim mi az değil? Almış vallahi. Yapacağım şu an, iş bu. Yapacağım. Hoca ortalığı tertemiz etti. Dur şunu yapak. Dur şunu yapalım. Şurayı göster. Şimdi şey yapalım. Tamam, bu daha iyi oldu mu? Ben Ömer Çağan Avcı. Yaklaşık 7 yıldan beri bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bu 7. versiyonu. Bununla engelli arkadaşlarımıza iş imkanı sağlamak istiyorum. Bunun çıkış hikayesi benim anneannemle dedem, biri görme engelli, biri de yürüme engelli. İkisi de rahmetli oldu. Bunlara ithafen amel defterleri kapanmasın diye bu projeyi engelli arkadaşlarımızın hizmetine sunuyorum. Hiçbir şekilde patent ya da telif hakkım yoktur bu proje hakkında. Geliştirmek isteyenler gönül rahatlığıyla geliştirebilirler. Sırf teknolojinin engelsiz insanların elinden almış olduğu işi engelli insanlarımıza tekrardan teknolojiyi kullanarak iş imkanı sağlamak. Bu sayede engelli çalışanlarımızın iş sektörünü arttıracağız. Hem temizlik sektöründe hem güvenlik sektöründe engelli arkadaşlarımız çok rahat bir şekilde iş bulabilecek. Bu amaç doğrultusunda bu projeyi ilerletiyoruz ve ilerletmeye de devam edeceğiz. Bize bu fırsatı veren herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Kendi imkanlarınızla yaptınız bunu. Hangi malzemelerden yaptınız? Gözlük kabı gördüm mesela ben. Şimdi kendi imkanlarımla yaptım ama bu makine Karcher firmasının bana hediye etmiş olduğu bir makine. Sağ olsun benim bu çalışmama destek verdi. Sonra ben de elektronik kısmını kendi imkanlarımla gözlük kabı, işte dikdörtgen sıva üstü buhat kapağı, işte kırık servo motorun içerisindeki devre, işte ondan çıkarttığım kablo, sonra otomobillerde kullanılan 10 liraya almış olduğum röleler gibi, hani çok yüksek bir teknoloji değil ama bir amaç uğruna bu parçaları birleştirerek bir sistem oluşturdum ve gayet de şu ana kadar başarılı bir şekilde devam ediyor. Dediğim gibi 7 yıldan beri sürekli geliştirdiğim için ve uluslararası robot yarışmalarında, ulusal kanallardaki yarışmalarda boy gösterdik bununla. Ama biz engelli arkadaşlarımıza sürekli onlarla fikir alışverişi yapıyoruz. Nasıl daha iyi yapabilir, nasıl daha kolay olabilir? Ha, bunu otonom da yapabiliriz ama bizim amacımız burada. Zaten elimizde bir beyin var. Biz o beyni kullanmalım. Bu beyni daha iyi bir rehabilite edelim. Ve insanlara, engelli insanlarımıza sokaklara çıkaralım, iş imkanı sağlayalım. Amacımız bu. Peki ilgi oluyor mu şu ana kadar? İlgi nasıl? Şu ana kadar ilgi gayet iyi. Yani ama bir sponsorluk anlamında bir ilgi yok. Sadece eline sağlık, güzel olmuş, teşekkür ederim tarzında. Hani YouTube'da da sağ olsunlar çok fazla beğeniyorlar ve bu kanalıma abone olarak hiç olmazsa bana oradan destek oluyorlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi elektronik anlamında çok fazla destek yok ama makine anlamında sağ olsun Karcher desteğini esirgemiyor bizden. Sonu çelik. Birçok insan için, engeller için özellikle kahvelerini içerken joystickle çok rahat hareket ettirebilecekleri bir süpürme alanı. Zaten ev içinde şu anda çok yoğun kullanılan, engellerin çok kullandığı süpürgeler var. Buna bahçe olarak, balkon olarak ya da daha büyük yerler olarak düşünebilirler ve iş imkanı olarak çok yarayacağını düşünüyorum. Çünkü hani ayakta bir engelli süpüremez ya da işte temizleyemez iş yerine, ama bununla oturduğu yerde, masa başı diyoruz ya, bu da artık böyle bir masa başı iş gibi oldu. Oturduğu yerde kumandayla her tarafı temizleyebilecek bir kıvama gelecek. İyi düşünülmüş. Özellikle engeller için güzel bir şey olacağını düşünüyorum. İsim soyisim? Sonu Çelik.